tatbikatının Akdeniz etabı başlamış durumda. Detaylar nedir Atakan? Zeliha Saraç, Cumhuriyet tarihinin en büyük planlı tatbikatı, Deniz Kurudu 2019 tatbikatı bugün itibariyle başladı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar dün Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler ve kuvvet komutanlarıyla Milli Savunma Üniversitesi'nde iftar yapmıştı ve burada bu tatbikatla ilgili de konuştu. Bakan Akar, tatbikatta amacımız Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ülkesi ve milletinin güvenliğini sağlamak, egemenlik, bağımsızlık, deniz hak ve menfaatlerini korumak ve kollamak konusunda son derece azimli, kararlı ve buna muktedir olduğunu göstermektedir dedi. Yurt içinde ve yurt dışındaki terörle mücadelenin devam ettiğini belirten Bakan Hulusi Akar, ilaveten Ege'de, Doğu Akdeniz'de ve Kıbrıs'ta ülkemizin hak ve hukukunu korumak için gerekli her türlü tedbiri aldıklarını belirtti ve bu mesajı verdi. Deniz Kurdu 2019 tatbikatıyla alakalı. Tatbikatla ilgili detaylara gelecek olursak, Cumhuriyet tarihinin en büyük planlı tatbikatına Anadolu'yu çevreleyen 3 denizde 131 gemi, 57 uçak ve 33 helikopterin katılımıyla başladı. Tatbikatın Akdeniz etabına katılan fırkateynler, hücum botları, denizaltılar, gemiler bugün sabah erken saatlerinde İzmir Alsancak Limanı'ndan kalktı. Doğu Akdeniz'de kara bombardımanı atışları ile Şimşek adı verilen yüksek süratli insansız hava ve Albatros adı verilen su üstü atışları gerçekleştirilecek bu tatbikatta. Tatbikatta yerli ve milli silah sistemleriyle yüksek süratli su üstü ve hava dronlarına atışlar, gemiden karaya çok namlulu roket atar atışları, denizaltı savunma harbi roketi atışları, deniz topçusu ile uçakların birbiriyle koordineli atışları yapılacak. Bu tatbikat